cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel iki renkli beş şiş patik yapacağız. Ben patiğimde mor ve toz pembe tonlarında iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen modelimi de göstereyim. İşte hanımlar modelimiz bu şekilde. Çıtı pıtı desenli, çok güzel, çok şık bir patik oldu. Yapılışı da oldukça kolay. 5 diş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği bir model oldu. Patiğimiz bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Hanımlar patiğimize her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyorum. 12 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar arka yüzdeyiz. Şöyle. Arka yüzde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e geçeceğiz hanımlar. Kenar ilmeğini aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan bakın. ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine girip ilmek çıkaracağım. Şöyle sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girelim hanımlar. İlmekleri öyle çıkaralım. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu beşinci ilmeğim ve bir ilmek daha çıkarttım. Altı. Bir altı ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şimdi şu birinci ilmeğim. Şöyle... Şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim, şu dördüncü ilmeğim, şu beşinci ilmeğim ve şu kenara da girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkartıyorum. Altı. Dört şişimde de altı yar ilmeğim oldu. Beşinci şişimi aldım. Hanımlar bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz 2. şişime geldim yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum 3. şişime geldim buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz 5 şiş patik dolana dolana örülüyor Dördüncü şişime geldim yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum Böylece bir sıra örmüş olduk tekrar ilk şişimize geldik Bu aşamada birinci şiş ikinci şiş Karıştırdım diyenler olabilir Hanımlar ilk şişin şu alt kısmına bir iğne gibi bir şey takarak ya da buraya bir ip takarak Birinci şişin yerini belirleyebilirsiniz kafanız karışmayacaktır Şimdi artırma zamanı Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta yani burada. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum Burada da 7 ilmek oldu Üçüncü şişime geldim kenar başta 2 ilmek örüyorum Ardından ikinci ilmeğimin altındaki Şu ilmeğimin kenarına girdim ve Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor İlk üç şişimde yedişer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 şişimizde de hanımlar yedişer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şimdi yedi 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 diş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmekleri artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 2. şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini Birinci ve üçüncü şişimizde ilk iki ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İki ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına giriyorum. Ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 8 ilmeğim oldu hanımlar ilk şişimde. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altından şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerimi de yine düz örmeye devam ediyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Dördüncü ve sonuncu işimdeyim. Kenar sol tarafta. Son iki ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm kalan son iki ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece dört şişimizde de güzel er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra dört işimizdeki ilmekleri düz öreceğiz. Sonra artıracağız. Düz öreceğiz. Artıracağız. Böyle patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Sonra modele geçtim. Dileyen her bir şişe model 2 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Dilerseniz her bir şişe 13'er ilmek yapın. Dilerseniz 15'er ilmek yapın. Ayağınızın büyüklüğüne göre her türlü sayıda ilmekleri ayarlayabilirsiniz. Çünkü model tam denk gelecektir. 14 ilmek bana göre tam oldu. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim hanımlar ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ya 14. artırmadan sonra bir sırada ilmeklerimi düz ördüm. Hemen modelimize başlayacağız hanımlar. Her iki sırada bir e, model kurulumunu yapacağız. Öncelikle mor ipim burada beklesin. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Sıradaki ilmeğimi pembe ipim ile düz olarak örüyorum. İlk moru örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi pembe ile düz ördüm. Şimdi pembe ipimin ucunu patiğim sökülmesin diye mor ipime sıkıca bağlıyorum. Şöyle. Yapacağımız işlem şu. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmek pembe örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmek pembeyi düz örüyoruz. Bir ilmek mor örmeden alıyorum bir ilmek pembe örüyorum. Bir moru örmeden alıyorum, bir ilmek pembe örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi örüyoruz. İkinci şişime geldim. Burada da aynı işleme devam edeceğim. Bakın en son pembe ilmeğimi örmüştüm. Bir moru örmeden alıyorum, bir pembe örüyorum. Mor örmeden aldım, pembemi örüyorum. Mor ilmeğimi örmeden alıyorum, pembe ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Üçüncü şişime geldim. Burada da devam edeceğiz yine aynı işleme. Bakın ilk moru örmeden alıyorum, bir pembe, bir mor örmeden aldım, bir ilmek, pembeyi düz örüyorum. İki sıradan oluşan modelimizin ilk sırası bu şekilde yapılıyor. Dördüncü şişime geldim. Yine bir mor örmeden alıyorum, bir pembeyi düz örüyorum. bu şekilde şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu ikinci sıraya geldik ikinci sırada ilmeklerimizin tamamını pembe ipimizle ters öreceğiz bakın mor ilmeğimi pembe ilmeğimi hepsini pembe ipim ile ters olarak örüyorum ilmeklerin tamamı ters örülüyor modelin ikinci sırasında ilk şişimizi ördüm bu şekilde hanımlar. Henüz e, desen daha kendini tam göstermedi ama e, bu şekilde modelimizin ikinci sırasında ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. E, bir diğer şişime geçtim. İkinci şişime yine buradaki ilmeklerimi de pembe ipim ile ters örmeye devam ediyorum. Sırasıyla hepsini ters örüyoruz hanımlar. Sonuncuyu da ters ördüm. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. buradaki ilmeklerimi de gördüğünüz üzere ters ördüm. Şimdi dördüncü şişime geldim. Dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. İlk modelimizi tamamladık. Ördükçe kendini gösteren bir model bu hanımlar. Hani ördükçe desenimiz şeklimiz ortaya çıkıyor. Şimdi iki sıra pembe ipimizi kullandık. Şimdi pembemi bırakıp mor ipimi alıyorum. Yine aynı modeli e, mor ipimizle yapacağız. Pembe modelimizi yaparken hanımlar ilk ilmeğimizi örmeden almıştık. Tek fark şu. Mor ile yaparken modelimizi ilk ilmeğimizi mor ile örerek başlıyoruz. Pembe ile yaparken ilk ilmeği örmeden almıştık. Mor ile başlarken ilk ilmeği mor ipim ile düz örüyorum. Bir pembeyi örmeden alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Bir pembeyi örmeden alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Bir pembeyi örmeden alıyorum. Bu şekilde pembeyi örmeden alırken şöyle içten girip ilmeğin yönünü düzelterek alıyorum hanımlar. Çünkü bir diğer sırada ilmekleri ters ördüğümüz için ilmeklerin yönü düzgün gelsin diye ilmeklerimi bu şekilde alıyorum. Bakın hatta bu sıramızda model kendini az da olsa bakın şöyle küçük de olsa göstermeye başladı. Şeklimiz hanımlar böyle. Yine bir, bir ilmek morumu örüyorum. Bir pembeyi örmeden aldım. Bir mor, bir pembe bir mor, bir pembeyi örmeden aldım. 2. şişimden devam ediyorum. Bir mor, bir pembe örmeden alıyorum. Yine bir ilmek mor örüyorum. Sıradaki pembeyi örmeden alıyorum. Modelimizi bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir model. İlk defa 5 şiş yapacak olan hanımlar da böyle bir model tercih edebilir. Bir pembeyi örmeden aldım. Bir ilmek Morumu örüyorum. 4 işte de aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Yine bir pembeyi örmeden aldım. 4. şişimdeyim. Bir ilmek mor örüyorum. Bir pembe örmeden alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Son ilmeği örmeden aldık. Şimdi baktığımız hanımlar ee, Modelin ilk sırasını e, mor ipimizle yaptık. Şimdi ikinci sırada. İkinci sırada hanımlar yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizin tamamını mor ipimiz ile ters olarak öreceğiz hanımlar. Hemen başlayalım. Bakın sırasıyla ilmeklerin hepsini. Modelin ikinci sırasında mor ile ters örüyoruz. Her iki sırada bir renk değişikliği yaparak aynı modeli kuruyoruz hanımlar. Dediğim gibi ördükçe kendini gösteren bir model. Bakın iç içimdeki ilmeklerimi mor ipim ile ters ördüm. Bakın desenimiz bu şekilde. İkinci şişimden devam edeceğim. Yine buradaki ilmeklerimi de mor ipim ile ters örüyorum. Üçüncü şişime geldim hanımlar. 3. şişimdeki ilmeklerimi de yine ters öreceğim. 4 şişimizde de aynı işlemi uyguluyoruz. 4. şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. İki sıra mor ipimizle modelimizi yaptık. Şimdi pembemi alıyorum? İki sıra yine pembe ipimle modelimi yapacağım. Ee, mor, pembe modelimizi ilk sırada yaparken ilk moru örmeden almıştık. Bir pembe örmüştük. Böyle gitmişti. Mor ile yaparken ilk mor ilmeği ördük. Yanındaki bir pembeyi örmeden almıştık. Tekrar pembe ipimizle modeli aynı yapıyoruz. Bakın ilk mor ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek pembe örüyorum. Bir moru örmeden alıyorum bir ilmek pembe örüyorum. Bir tane moru örmeden alıyorum, bir ilmek pembe. Moru örmeden alıyorum, bir ilmek pembe örüyorum. İlmeklerimizi hanımlar bu şekilde örüyoruz. Yine aynı işleme devam ediyoruz. Bu şekilde. Devam edelim yine. Bir moru örmeden alıyorum, bir ilmek pembe mi örüyorum. Dört işimizde de aynı işlemi yapıyoruz. Bir pembeyi düz örüyoruz. Yanındaki bir ilmek moru Örmeden alıyoruz sağ şişimize. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine devam edeceğim. Bir mor örmeden alıyorum. Bir pembe örüyorum. Her iki sırada bir gördüğünüz üzere renk değişikliği yaparak aynı modeli kuruyoruz hanımlar. Bu şekil. Dördüncü şişime geldim. Burada da yine bir mor örmeden alıyorum. Bir pembe modele devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de pembe ile ördüm. Pembe ile modelin ilk sırasını yaptık. Geldik modelimizin ikinci sırasına. Yine pembe ile bu sırada ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Modelin bir topu bu kadar hanımlar. Başka anlatılacak detay, metay, model desen hiçbir şey yok. Bu şekilde patiğimizi örüyoruz. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Yavaş yavaş da model kendini göstermeye başladı hanımlar burada. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. İkinci şişimden. Yine ilmeklerimi ters örüyorum burada da. Üçüncü şişime geldim. Orada da yine ilmeklerimin tamamını sırası ile ters olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Aynı işleme dördüncü şişimde de devam ediyorum. Yani ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Pembe modelimizi tamamladık. Yeniden mora geçeceğiz hanımlar. İki sıradan oluşan mor deseni yapacağız yine. Yine aynı şekilde hanımlar işlemde bir değişiklik yok. Mor modeli yaparken ilk ilmeği örerek başlıyoruz. Pembeyi yaparken ilk ilmeği örmeden alarak başlıyoruz modele. Bakın mori, mor, mor modele geçtim. Mor ipime geçtim. İlk ilmeğimi mor ile örüyorum. Bir pembeyi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir mor örüyorum bir pembeyi örmeden alıyorum. Bu şekilde modelimizi mor ipimizle yapıyoruz hanımlar. Bir ilmek mor ipimizle örerken bir tane pembeyi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Modelimizin hepi topu bundan ibaret hanımlar. Bu şekilde desenimiz bu. Hanımlar ben bu patiğime bu desenimden ne kadar yaptım söylemek istiyorum. Bu pembeli desenden 12 tane yaptım. Yani pembe modeli saydım. Bakın sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu ölçü benim ölçüme göre tam oldu 12 desen. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken bir ayağınıza giyin hanımlar. Bilek bölümünü mi kadar öreceksiniz? Daha mı kısa yapacaksınız? Daha mı uzun yapacaksınız? Artık bu tamamen sizin zevkinize göre yapmak istediğiniz boyuta göre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ben 12 tane yaptım. Benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü kendi ölçülerimize göre tamamlayalım gelelim hanımlar. Ardından birlikte bileğimize geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım, geldim. Toplamda 12 tane bu pembeli desenden yaptım ön bölüme. Şimdi bilek ayrımı yapacağız fakat öncesinde alt kısmın hazırlığı olsun diye şöyle ilmeklerimizin tamamını mor ipimizle öreceğiz. Bu şekilde hepsini Düz olarak örüyoruz hanımlar. Ana renk ipimiz ile. İlk şişimi ördüm. ikinci şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bir sıra öreceğiz bu şekilde. Yani dört şişimizdeki ilmeklerimizi de öreceğiz böylece bir sıra olacak diğer şişime geçtim yani üçüncü şişime burada da yine düz örüyorum sırasıyla ilmeklerimi dördüncü şişime geldim buradakileri de düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hemen bu pembe ipimi hanımlar şurada keseceğim. Çünkü patiğimizin devamında artık sadece mor ipimizi kullanacağız. İpimi kestim. Patiğim sökülmesin diye pembe ipimin ucunu hemen burada mor ipime şöyle düğümlüyorum. İki tane sıkı bir düğüm attım. Pembemizi çekiyorum. Artık bilek ayrımı yapabiliriz hanımlar. İlk şişimdeyim. Bu aşamada ilk şişimde ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Yani 14 ilmeğim vardı. 13'ünü örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile İkinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu, bu bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor hanımlar. Orta bölümde ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi ikinci şişime geldim. Burada ilk yedi ilmeğim haroşa. Şöyle bakın patiğimizin şu kenarlarına şuralara ben 8er ilmek haroşa ördüm. 8er ilmek haroşa. Örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hemen hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 8 ilmeğim haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Bu 8 ilmeği hemen hemen arka yüzde düz olarak öreceğim. Diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam ediyorum çünkü ön yüzdeyim. Hanımlar artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters örülecek. Bir diğer şişime geçtim. Tabana denk gelen bölüm burası. Yine burada da ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Sonuncu şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Hanımlar son 8 ilmeğim haroşa bunu da yine düz öreceğim. Bilek kenarına gelen 8'er ilmeğimiz haroşa çünkü. Sonuncu ilmeği de ördüm. Bilek ayrımına kadar geldik. Şimdi geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Öreceğiz. Geri döneceğiz. Geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmeğimi düz öreceğim haroşamı. Bakın burada 8 haroşa düz olarak ördüm ön yüze bir diş haroşa düştü. diğer ilmeklerimi de şu an arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum diğer şişime geçtim burada da yine ters örmeye devam edeceğim patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hep bir topu bu kadar hanımlar Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de sırası ile ters örüyorum. Bakın son 8 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı düz öreceğim. Bilek ayrımına geldik. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Yine ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşam yine düz örülüyor. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Bilek ayrımına kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim hanımlar. Bu şekilde patiğimizin arkasını tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda da patiğimizin şu kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu kenarına bu bölüme toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm benim ölçüme göre tam oldum bu aşamada hanımlar e, ölçüyü şöyle alacaksınız patiğinizi örüyorsunuz ya bir ayağınıza giyin hanımlar bir deneyin ölçün bu arka bölümü giydikten sonra topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor ayağınıza ölçüp denemeniz gerekiyor Sonra benim patiğim neden büyük oldu? Yok benim patiğim niye küçük oldu? Niye benim patiğim ayağa girmiyor ya da niye çok bol oldu gibi yorumlarla karşılaşabiliyorum. Bu tarz yorum bu tarz yorumlara beni maruz bırakmayın hanımlar. Ee, bu nedenle lütfen patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre ayağımızı ölçerek örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim ee, şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız videonun bu topuk bölümü akşam saatlerine kaldığı için renk biraz e, farklı çıkabilir bu aşamada hanımlar bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle bakın dümdüz duruyor. 4 şişteki ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 8 haroşamı örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8haroşamı örmüştüm. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Şimdi e, topumuz için orta kısma baktığımızda burada da hanımlar bakın 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Bu ilk kesim yaptığım ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı yine düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna geldik. Geri dönüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız hanımlar. 8 ilmeğimi ördüm. Tekrar ilmekleri sayarak örmeye devam edeceğim. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu yine. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmek öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemini aradaki şu kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada hanımlar Patiğimizin düz tarafı içeride. Ters tarafı da dışarıda olacak şekilde. Şöyle ikiye katlıyorum burayı. Tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdakileri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor gizli kesim oluyor bu tek taraflı bir kesim hanımlar bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz sırasıyla benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum ikinci şişten de bir ilmek alıyorum ikinci şişten almış olduğum ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımda kalan iki ilmeği kesiyorum. Son ikişer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekil şöyle kesiyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki sonra ikinci şişteki ilmeği aldım. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya iki tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum hanımlar. Patiğimizi bitirdik. Hemen ipimizi gizleyelim. Sonra bakalım patiğimize. Şöyle gizleyerek ipin ucunu düğümleyerek arka ilmek aralarından geçirerek gizleme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet hanımlar bakalım topuğumuza işte topuğumuz böyle ayağı giyince zaten şöyle duruyor hanımlar çok temiz çok şık bir görüntüsü var bu tarz topukların şöyle görüntümüz bu bir de patiğimi hemen e, makine ayağıma getireyim bir de ayağımızı görelim hanımlar çok pardon şöyle gördüğünüz üzere hanımlar gayet güzel bir modeldi çok da kolay iki sıradan oluşan bir modeldi e, şey için içinde gayet uygun İlk defa beş diş patik yapacak Onun hanımların da zorlanmadan yapabileceği tarzda bir model oldu. Şöyle hemen göstereyim patiğimizi ayaktaki duruşunu. Bu şekilde bakın. Çok güzel çıtı pıtı desenli harika bir model oldu. Çok da kullanışlı. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı hoş bir video olmuştur yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.